Bir memur arabanın fotoğrafını çekti. Benzin istasyonundaki görevlinin tarif ettiği aracınki gibi aracın arka plakası yoktu. Dedektifler benzin istasyonundaki görevliyi yeniden sorguladı. Kızın arabasının fotoğrafını görevliye gösterdik. O gece gördüğü arabayla bu arabanın aynı olduğunu teşhis etti. Polis, Laurent Dennis'le araba arasında bir başka bağlantı daha kurdu. Ama çok tesadüfüydü. Cinayetle bağlantısını kurmak için tıbbi kanıtlara dikkatlerini çevirdiler. Çantanın cinayet silahını taşımada kullanıldığına emindiler. Dennis'in arkadaşı Stewart tarafından ters yüz edilen kamp çantası, kriminalist Toby Walson tarafından incelendi. Walson, çantanın içinde kurumuş kan damlaları buldu. Benden kamp çantasından çıkarılan DNA örneklerini incelememi istediler. Örnekleri inceledik. Kurbanlardan ve faillerden alınan standart DNA örnekleriyle karşılaştırdık. Walson, kamp çantasındaki kanla kurbanlardan birinin kanının örtüştüğünü keşfetti. Çantadan alınan örneklerden elde edilen DNA profili, Marlene Barnes'tan alınan kanın DNA profiliyle örtüşüyor. Bu da demek oluyor ki bu örnekler Marlene Barnes'tan geliyor. Miami-Dade kriminalisti Thomas Quark, Barnes'ın ölmeden önceki gece kullandığı aracın patlak tekerleğini inceledi. Tekerleğin çok ilginç bir V şeklinde izi olduğunu not ettim. Bıçağı aldığımda ve incelediğimde fark ettim ki bıçağın ucu eğilmişti ve çok kör. Eğer izi bırakan bu bıçaksa, tekerleği bıçakla delerek V şeklindeki izleri yeniden yapıp yapamayacağıma bakacağım. Quark, cinayet gecesi oluşan patlaklardaki kesikleri inceledi. Dennis'in bıçağının kurbanın aracının tekerleklerini kesmek için kullanıldığını gösteren iki